Değerli izleyiciler, günaydın, iyi pazarlar. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İki deneyimli isim, özellikle sahayı çok iyi bilen gazeteci meslektaşım, foto muhabirliğinden gelen ve bugün hala fotoğraf makinesinin elinden düşürmeyen bir isim sevgili Coşkun Aral ve aynı zamanda yeni dönemde de YouTuber bir taraftan. Yani evet. YouTube kanalı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Sevgili Coşkun, hoş geldin. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, diplomasi konularını takip eden ve tarihini özellikle takip eden bir isim. Birçok sıcak gelişme oluyor, onları sormak istiyorum. Geride bıraktığımız günlerde özellikle Rusya, Ukrayna bizi de çok yakından ilgilendiren bir konu. Bütün bu gidişat acaba nereye evrilir, bunu konuşacağız. Cuma ve cumartesi günü G20 zirvesinin önemli konuları arasındaydı bunlar. Türkiye'de çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Bu arada Doğu Akdeniz'deki gelişmeler tehlikeli bir yere doğru gider mi? Türkiye, Kıbrıs, Rum kesimi ve diğer ülkelerin katılımıyla. Coşkun Aral İsrail'den, Filistin'den yeni döndü. Oradan izlenimleri soracağım. Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı ve acaba bunlar, bu konu nereye evrilebilir? Yani avantajları nelerdir, güçlükleri nelerdir? Bunlarla başlayalım. Önce Ukrayna-Rusya meselesini sorayım. Sıcak konulardan biri olduğu için. Nereye gider bu mesele? Yani daha büyük bir kriz bekliyor musunuz? Hocam daha iyi açıklar çünkü... Ragıp Kutay Karaca, yani bizi ilgilendiriyor, yakından ilgilendiriyor. Karadeniz şimdi, Karadeniz olunca... Bizim sahilimiz var, uzun bir sahilimiz var. İki ülkede bizim komşumuz sayılır. İkisiyle de iyi ilişkilerimiz var ve ciddi ticaret yapıyoruz. Türkiye tabii pozisyon belirlemekte yani biraz dikkatli davranmaya çalışıyor doğal olarak. Ne dersiniz? Şimdi Hakan Bey, savaş çıkar mı diye soruyorlar bana. Zaten biz savaşın içerisinde bu iki. Doğru, zaten. Hani doğrudan... Hani Rusya-Ukrayna savaşı değil ama bir şekilde emaneten Ukrayna'ya karşı Rusya'nın kullandığı Rus yanlısı gruplar var. Şimdi şuraya gidelim, bir 2004'e gidelim. Çünkü olayların başlangıç noktası 2004. Yani Rus yanlısı Yanukovych lider, seçimi kazanıyor ama karşısında Batı yanlısı Yushchenko ve itiraz ediyor ve seçim yenileniyor ve işte bizim o turuncu devrim dediğimiz hadise meydana geliyor. Şimdi Ukrayna'daki çatışmanın nedeni Avrupalı, kendini Avrupalı hissedenlerle kendini Rus hissedenler arasında. Bu bölünme de bundan kaynaklı. Batı-Rus değerler çatışması, evet. Siyaset, aynen, çıkarlar ve aynen. Çok zengin bir ülke Ukrayna. Şimdi, yeraltı kaynaklarıyla. Ama tabii öbür tarafta da... orayı kendisinin bir parçası gören bir Rus lider var. 2000 yılında iktidara geldiği zaman... Önemli bir Rus topluluğu var. Tabii. Yani diyor ki onlar Rus zaten diyor. Hani net açıklaması var. Ukrayna diye bir devlet yok ki zaten dedi. Kendisinin açıklaması 2000 yılında iktidara geldi. Peki biz buna nasıl bakıyoruz? Yani Ukrayna diye bir devlet yok mu gerçekten? O teze Türkiye'nin bakışı nasıl? Birleşmiş Milletler üye bir devletten bahsediyoruz. Şimdi elbette. Ukrayna diye bir devlet yoktur mantığında bakmıyoruz. Evet. Ama Kırım noktasında gösterdiğimiz tepkilerin ne kadar yeterli olup olmadığı da kamuoyunda açık. Şimdi Kırım şu anda ilhak edilmiş durumda ve Rusya'ya bağlı. Türkiye bunu tanımadı ama bu ilhakı tanımıyor. Yani tanımasanız da orada artık gerçekleşmiş bir ilhak var. Bu da çok güvenliğe dayanan bir nokta. Çünkü 2017'de Sivastopol'daki Rus donanmasının kira sözleşmesi bitiyordu Ukrayna'yla ve bir şekilde Rusya orada kalmalıydı. Çünkü Karadeniz'de kalması, Karadeniz'deki tek üssünden bahsediyoruz. Ve orada kaldı, kalmakla da kalmadı, Kırım'ı da ilhak ederek kaldı. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olur? Bundan sonraki süreçte ve bizi nasıl etkiler? Çatışma artar mı? İşte NATO'nun açıklaması var, Birleşmiş Milletler'in itidal çağrısı var. Bunun karşısında biliyorsunuz bugün Rus uçakları İngiliz gemisine büyük tacizlerde bulundular. Dalış yaparak. Evet, geçen haftanın önemli konularından biri buydu. Yani dolayısıyla şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer bu krizin artışı Batı'nın krize nasıl yaklaştığıyla ve bunun Rusya'nın buna nasıl cevap vereceğiyle orantılı ama evet. Batı, örneğin Rus liderinin o Gürcistan'da, Ukrayna'daki hamlelerini bildiği için buna çok itidarlı yaklaştığını söyleyebiliriz. Yani Rusya'nın şakası olmuyor pek bu işlerde. Gidiyor askeriyle bir yere giriyor. Gürcistan'da da yaptığı gibi ağır bir bedel ödetiyor ve çıkmıyor da girdiği yerden ondan sonra. Ve krizi de sonlandırmakla beraber kendi lehine sonlandırmak gibi bir başarısı da var. Şimdi Türkiye'de bir NATO üyesi prensip olarak, genel ilkesel olarak en azından NATO ülkeleriyle beraber hareket ediyor. Ama bu konuda biraz daha farklı bir durum var. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkileri de çok önemli. Doğru. Bugün Cumhurbaşkanı itidal çağrısında bulundu biliyorsunuz her iki tarafa da. Bu Türkiye'nin bakış açısını en üst kademeden ifade eden bir nokta. Yani her iki tarafa da yani alttan bir alçak profil bir politika izleyinde Türkiye'nin yapması gereken de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde de yaptığı vurguda olduğu gibi iki ülkenin de bizim için bir önemi var. Dedi ki iki ülke birlikte hareket ederse, aralarındaki sorunları çözerse bundan hem iki ülke halkı istifade eder, biz de bundan memnun oluruz gibi bir ilkesel tutum koydu Türkiye geçtiğimiz günlerde. Akdeniz'de demin değineceğiz ona da. Doğu Akdeniz'de ne kadar büyük krizler var ise bunun nedeni de münhasır ekonomik bölge ilanıdır 200 millik. Karadeniz tam tersi tüm ülkelerin münhasır ekonomik bölgesini ilan ettiği, kıta sahanlığını ilan etti ve içerisinde çatışma barındırmayan bir deniz pozisyonunda. Yani bir barış denizi pozisyonunda Karadeniz. Akdeniz'den daha farklı bir özelliği var. Kesinlikle. Şimdi Ukrayna-Rusya krizi Karadeniz'in geleceği açısından da dış güçleri Karadeniz'e çekme potansiyeline sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde malumunuz Bulgaristan ve Romanya'da üstleri var bu noktada. Şimdi Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği'ne de üye oldular. Şimdi bu NATO üyelikleri. Bu noktada eğer krize Batı Karadeniz içerisinde cevap vermeye kalkarsa gerçekten yani Rusya'nın da şakası olmadığını düşünürsek. Evet. Coşkun, bizi şöyle de zorlayan bir şey var. Yani bu iş böyle giderse boğazları kullanma ihtiyacı ortaya çıkacağı için bu ülkelerin buradan gidecekler. Boğazlar, Türkiye'nin boğazları ve Montreux var bir taraftan da. Türkiye bir taraftan Rusya'yı karşısına almamak isteyecektir. Diğer taraftan NATO yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalacaktır. Kolay bir iş değil. Kolay, yani önümüzdeki günlerin daha sıkıntılı bir konusu olabilir bu. Bence sen ne diyorsun? Çağrısı önemli ama az önce belirttiğiniz Doğu Akdeniz önemli. Suriye'de süregelen bir sorun alanı olduğu devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'deydim. Filistin topraklarını işgal edilmiş ve çevrelenmiş, çerçevelenmiş, duvarla örülmüş Filistin kentlerine girmek kalktım. Mesela Gazze'ye giremedim. Aşağı yukarı bir gün kapıda beklememe rağmen izin vermediler. Ne dediler? Hiç kimseye. Hayır. Gerekçe? Gerekçe de şu anda izniniz yok. Alınması için önceden başvurmanız lazım. Özel bir izin gerekiyor. Sen hangi kimliğinle gittin oraya Coşkun Aral? Basın kartımla. Yani Türk gazeteci olarak ben buraya geldim. Gelişmeleri görmek istiyorum diye. Ama ilginçti. Giriş bayağı bir ülke gümrüğü gibi bir giriş. Daha önce ben çünkü 2000 başlarında gittiğimde Gazze'ye böyle değildi. Bayağı ciddi bir kontrol var. Askeri bir bölge var ve zeplin koymuşlar. Yani o bölgeyi balon uçuyor yani orada. Balon uçuyor sürekli olarak. Bir günlük bekleyişime rağmen gidemedim ama daha acı olay. Kocaman bir zeplin mi bu yani? Bu salon kadar bir zeplin. Görsel amaçta kullanılan zeplinlerden biri. Ama gariptir. 60-70 kilometrelik bir Nablus'a 5 saatte gittim. 5 saat gibi bir süre. Beytüllah'im 50 kilometre bile değil. Yani 30-40 kilometre 3 saatte gittim. Öylesine kontroller var ki hele bir de Kudüs'e girdiğimizdeki kontrollerin sayısı ve şekli çok korkunçlaşmış. Bir Türk gazeteci olarak İsrail makamlarının tutumu nasıl oldu Coşkun? Yani ben buradan vizeyi çok rahat aldım, herhangi bir sorun karşılaşmadım. Normal bir yıllık turist vizesiyle mi gittin sen? Normal turist vizesiyle gittim. Sadece bir gözlemdi benimki çünkü bir proje yapıyorum. Bundan 150 yıl önce o bölgeye gitmiş fotoğrafçıların izini sürüyorum. Filistin'de yapmış oldukları çalışmaları. O amaçla da bir sergi amaçlıydı ama bir de çok ilgimi çeken bölge olduğu için yani yıllarımı geçirdiğim bir coğrafya. Defalarca gittin sen. Lübnan'da uzun süre bulundun. Filistinleri bu kadar zor koşullarda ilk kez görüyorum. Bu kadar umutsuz ilk kez görüyorum. Eskiden bir umut ışığı vardı. Şimdi hiç yok. Malum o duvarlar artıyor, sayıları artıyor, metreleri artıyor. Ve duvar deyip de geçmeyelim. Bir Berlin duvarı gibi değil. Yani 50 metrede bir üzerinde beton kulelerle ağır silahların, gözlem kulelerinin olduğu bir coğrafya. Filistinlilerin fiziki şartlarının çok daha kötüleştiğini mi gördün orada? Aynen. Kendi topraklarında bir toplumun bu kadar köleleştirme olayını, evet apartheid döneminde biliyorduk belirli bölgelerinde Güney Afrika'nın ama şu anda İsrail'in kontrol ettiği bölgelerde hakikaten korkunç durumdalar. Peki iki konuğuma da sorayım. Şimdi bizim maalesef coğrafyamızın tabii çok güzel tarafları var ama zor bir coğrafyanın tam ortasındayız. Kafkaslar'da hala sorunlar var. Ermenistan, Azerbaycan meselesinin ne olacağı yarın belli olmaz. Azerbaycan toprakları işgal altında önemli oranda. Dağlık Karabağ, evet. Dağlık Karabağ öyle. Balkanlar her an karışmaya açık bir yer. Yine yani Kosova hadisesinin ne olacağını bilmiyoruz. Orta Doğu'nun hali ortada. Suriye bir kangren durumunda. Kuzey Irak. Kuzey Irak aynı şekilde terörle mücadele devam ediyor. Bu DAEŞ denen yapı bitti mi bitmedi mi? Bir onu sorayım. DAEŞ ne oldu? Nedir durum orada? Vallahi bence sizden, bitmedi. Ragıp Bey'e sorayım önce. Sonra Coşkun Aral'a soracağım. Şimdi, bir süredir eskisi kadar duyulmuyor en azından. Bakın... Birinci ve ikinci Irak yani Körfez harekatlarında Irak'ta bitirilen kesim Baasçı, Sünni kesimdi. Ve öyle bir şey oldu ki bu Sünni kesim yok edildi. Daha doğrusu o kadar ötekileştirildi ki ve üzerine de bir anda Şii iktidar ve giderek İran'a yakınlaşan bir Şii iktidar ortaya çıktı ki bunların bu oluşuma karşılık verebilecekleri en doğal cevap IŞİD'le oluştu. Tabii IŞİD'i böyle tek bir parça olarak da düşünmemek lazım. İçerisinde birçok grubu da barındırıyor. IŞİD şu anda var mı? Kırıntıları var. Ama IŞİD'i kim yarattı noktasını da burada herhalde irdelemek lazım. Hani IŞİD'e bu konuda silahları biraz polarize oldu artık. Tabii bu silahları kim var? Çünkü Amerika için Orta Doğu'daki en temel sorun yaratacak ülke kim? Kendileri için yani İran. Şimdi İran'ın o Şii boynuzundaki etkisi inanılmaz şekilde arttı ve bunda Amerikalıların Irak'taki Baasçı Sünnilere olan tutumu en önemli etkenlerden biri. Peki bu IŞİD ya da daha yaygın adıyla son dönemdeki adıyla DAEŞ bu İran etkisini kırmış mı oldu bir son döneme kadar? Hayır, oraya bu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini çekme noktasında başarılı oldu. Bir şekilde Orta Doğu'yu başka bir kanala bırakmama açısından başarılı oldu. Ama ve lakin şunu açık ve net söyleyeyim. Obama iktidarının Orta Doğu özelindeki belirsiz politikası Rusya'yı 2015 Eylül'ünde Suriye'ye çekti ve tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Rusya artık Orta Doğu'da oyuncu pozisyonu. Aynen, Akdeniz'de tabii ki. Yani bizim hani o soğuk savaştaki en büyük korkumuz altımız, üstümüz Rusya, altımız Rusya olur mu korkusuydu. Peki bu bizim için tehlikeli bir durum mudur? Rusya'nın Orta Doğu'da eskisine oranla daha etkili bir oyuncu haline gelmesi Türkiye için nasıl bir durum yaratıyor? Yani ben kendi fikrimi sorarsanız bizim için belki de bir şans oldu. Olumlu yönde. Evet, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, YPG, PKK yapılanmasından üzerinden oynadığı rolü Rusya ile dengeledik. Hatta hani İran'la kötü giden ilişkilerimizi de çok doğru dış politika tavırlarıyla kendi kanalımıza çektik. Şunu net olarak söyleyeyim, her şerde bir hayır vardır diye. 15 Temmuz 2016'nın hayrı da Türk dış politikasının evrildiği nokta oldu. Ne dersin? Ve ordumuzun da yeniden bir yapılanmaya girmesi bu sayede oldu. Tabii ki bu bizim her şeyi bırakalım, Ruslarla dostuz deyip kendi halimize yine dönmemizin değil, tam aksine Rusya'da eski Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi silahlanmada artık etkin bir rolde. Bütün geçmişte kalmış silah modelleri update ediliyor. Çok ciddi bir savunma sanayini ve dışarıda silah pazarlama sanayinde. Ciddi modernize etti silah sistemleri. Aynen. Ve Çin gibi bir de alıcı var. Aynen. Aynen. Bir de şey ilginç. Ben 1,5-2 ay önce Kuzey Kore'ye gittiğimde bu kez Vladivostok'tan gittim. Vostok manevralarının yapıldığı dönemde şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım silah potansiyelini gördüm, silah çeşitlerini gördüm. Gerçi kendileri zaman zaman yeni silahlarını tanıtan şovlar yapıyorlar ama manevralar boyunca bugüne kadar hiçbir şekilde çıkarmadıkları hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ilişki silahları vardı. Bunlar halka da gösterildiler, bir resmi geçiş töreni gibi gösterildi. Peki şunu sorayım size, Türkiye S-400 satın alma kararı aldı. Hatta bir miktar ödeme yapıldı, 2019'da da bunlar kurulacak. Kademeli şekilde. Türkiye'nin S-400 Amerika'nın baskısı ve tepkisi nedeniyle S-400'den bu saatten sonra vazgeçmek gibi bir ihtimal var mı artık? Hala var mı böyle bir ihtimal? Devletlerin bir itibarını anlatırız biz Hakan Bey derste. Devlet itibarı, kişisel, hani insanın kendi itibarı olduğu gibi devletler de yaşayan bir mekanizmadır ve bunların da bir itibarı vardır. Elbette. Şimdi siz bu saatten sonra böyle bir dönüş yaparsanız uluslararası anlamda itibarınızın... Bunu beklemiyorsunuz değil mi? Ben bu beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye belki bir patriot vermeyi eğer kabul ederse acaba ikili bir çözüm olabilir mi? Yani hem patriot alıp hem S-400'ü almak, böyle bir ihtimali nasıl görüyorsunuz? Türk savunma sanayisinin değişen bir politikası var. Yani eskiden aman verin ne olursa olsun verin politikasıydı. Şimdi diyoruz ki verin ama bu teknolojiyi beraber geliştirelim, beraber üretelim. Ama yani buna pek yanaşmıyor kimse. Batı yanaşmıyor. Yani Ruslar da yanaşmadı ama hani Rusların, ya şimdi S-400'ü birazcık yalnızca askeri bir silah alımı gibi değil de siyasi bir silah alımı gibi de düşünmek gerekir. S-400'de ne kadar Türkiye teknoloji vereceklerinden doğrusu ben de emin değilim. Yani ya bu konuda çok, bir bakalım edelim dendi ama değil, bir soru işareti. Ne dersin? S-400, Amerika bu konuda Türkiye'ye bir baskı kurdu. F-35'leri vermem dedi. Önümüzdeki günlerde bu baskıyı daha da arttırmasını bekliyor musun Coşkun? Bence Türkiye'nin gücünü ve direncini gördükten sonra daha öteye geçmezler. Özellikle bu dönemde, yani şu anda ki gelişmeler, bu Cemal Kaşıkçı olayı, benzeri şeylerde Trump yönetimi biraz zorda sıkıştı. O yüzden ama Türkiye'nin de kendi modernizasyonunu yaparken hakikaten evrensel ölçeklerde de düşünmesi lazım. Ben böyle gelip de silah satan bir ülke konumuna gelmesini istemem kendi ülkemin. Ama kendi savunmasında hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi modernizasyonun dışında Ar-Ge'sine önem vermesi gerekiyor. Coşkun, Amerika'nın Türkiye'ye F-35 uçaklarını vermeme ihtimali, ben artık bunu sana vermeyeceğim çünkü sen S-400'ü aldın demesi gibi bir ihtimali kuvvetli görüyor musun? Bence görmüyorum, vereceklerdir ama sonuçta F-35'ler verildiği zaman da yine biz bağımlı kalıyoruz. Yani biliyorsun birçok ülkenin ortak imalatıyla ortaya çıkan bir şey. Türkiye'de program ortaya. Türkiye'de program dahilinde ama bizim teknolojimizde artık bunları çözebilecek niteliğe ulaşmamız lazım. Bu da bizim eğitim. Türkiye konsorsiyum üyesi. Yani F-35'in yapıcı konsorsiyum üyesi ve para ve teknoloji açısından. Siz F-35'i vermeme ihtimallerini görüyor musunuz? Ama bunun bir uluslararası yaptırımı var. Yani sonuçta bunu nasıl karşılayacaklarını biliyorsunuz 100 tanesini onayladılar bildiğim kadarıyla. Tabii. Yani ben Lockheed, işte ana yüklenici şirket, üretici şirket, Amerika dedi ki Türkiye'nin alacağı uçakları ben alıyorum senden. Zarara da uğratmayacağım seni. Türkiye'de vermiyorum. Kongrede böyle bir şey yaparsa, senato ve kongre engellerse, yani bu ihtimali düşük mü? Siz de mi düşük görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir noktaya gelelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri belki de tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Bu açık ama bunun en temel nedeni Türkiye değil. Bunun en temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD, YPG, PKK yapılanmasını muhatap kabul etmesi. En birinci nedeni. Bir de FETÖ konusu tabii. Pastor Brunson ve FETÖ, emin olun bunun çok daha altında yer almış. Birinci derecede PYD'yi mi görüyorsunuz? PYD, YPG yapılanmasını muhatap. PKK'nın Suriye kolu bu. Hatırlayın, Afrin'de okullara girdiğinizde karşılaştığınız resimleri ve haritaları hatırlayın. PKK'nın ne kadar kolu olduğunun da aşikar orantıdır. Buna kimsenin şüphesi yok zaten. Şimdi şöyle bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kendini de o kadar kısıtladı ki Coşkun Bey, PYD, YPG'nin dışında da kullanabileceği bir argüman kalmadı. Şimdi öyle bir argüman kalmayınca da mecburen ondan ayrılsa Rusya'yı dengeleyemeyecek, İran'ı dengeleyemeyecek. Ve arkasında tabii bir de İsrail faktörü var. Amerika'nın PKK, PYD'den vazgeçme ihtimalini yakın dönemde görmüyor musunuz? Kısa vadede görmüyorum. Ama uzun vadede olacak diye düşünüyorum. Uzun vadede olacak çünkü uzun vadede Vietnam Savaşı'nda... Çok enteresan bir şey söyledi. Belki altyazıda yazabiliriz. Diyor ki kaçınılmaz olarak Amerika bir gün, günün birinde PKK, PYD'yi bırakacak. Bunun dünyada pratiği var. Yani Vietnam Savaşı'nda Hmonglar var. Tabii. En gözde savaşçılarıydı Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Vietnam döneminde. Hmongların bir kısmı tıpkı bizden götürüldüğü gibi Kuzey Irak'ta hatırlarsın belki 20.000'e yakın kişi Guam'a götürülmüştü. Eğitilip sözde kurulacak devletin temeli oluşturacaktı ama ne yazık ki başaramadılar. Ne kadarlık bir zaman diliminde böyle bir gelişmeyi tahmin ediyorsunuz? Her şey Türkiye'nin daha demokratik, daha gelişmiş, daha gerçek anlamda bir hukuk devleti olmasına bağlı. O çok açık söylüyorum. Amerika o zaman Bir dakika, nasıl bir bağlantı kuruyorsun? Türkiye Amerika'nın umurunda mı Türkiye'nin ne kadar daha demokratikleştiği, böyle bir parametre açısından baktığınız zaman? Dünyadaki gücümüze bağlı. Bugün Orta Doğu ülkelerinde bile desteğimizin olmasının sebebi uzun bir dönem Batı standartında bir ülke olmamızdan kaynaklanıyordu. Yani biz Doğu'ya kaymak değil. Biz Doğu'nun da Batı'nın da ciddiye aldığı bir ülke olduğumuz süre içinde. Ama bu tabii ki tek alanda değil. Ekonomimizde, eğitimimizde, üretimimizde, kendi üretimimiz, kimseye bağımlı kalmaksızın üretimimiz, silahlarımızda. Çünkü bağımsızlığı her alanda yaşamak. Yani sizin vücudunuzda HIV virüsü olduğu zaman en ufacık hastalıktan etkilenebiliyorsunuz. Gripten ve hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ama bizim HIV'i artık vücudumuzdan çıkarmamız gerekiyor. Amerika'nın hangi alanlarda bu dönemde Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var bu bölgede? Şimdi Kaşıkçı olayı çok ilginçtir. Bunu ileride diplomasi tarihi kitapları bolca yazacak. Hani örneğin bir insanın bu şekilde katledilmesi ne kadar iğrenç ve dehşet vericiyse de bunun Türkiye adına dış politik yansımaları çok pozitif görünüyor. Şimdi bakın, keşke böyle bir katliam tabii hiç olmasaydı. Onu baştan söyledim. Kuşkusuz. Yani, tabii, baştan söyledim ama dış politik yansıması, olayın yarattığı sonuçlar itibariyle. Evet. Üstü örtülmedi. Şimdi Türkiye çok doğru bir diplomasi izledi. Bakın, olayın ortaya çıktığının ertesi günü Amerikan televizyonlarını ve gazetelerini takip ettim. Öyle bir ifade var ki işte bir Türk yetkiliye dayanılarak, işte boğularak öldürüldü, hatta 7 dakikada öldürüldü, sonra parçalara ayrıldı. Şimdi bakın, demek ki şuraya geliyoruz. Türkiye bu olayı baştan beri çok net olarak analiz etmiş ya da istihbarat çalışmasını tamamlamış ve şu açık. Şimdi Prens Selman, Trump ve damadı Kushner'in en yakın ortakları gibi. Yani şimdi bir aile yakınlığı var. Yakınlığı var. Bir de Trump'ın şirketlerine, şu anda Trump yönetmiyor ama o yönetenlerin neler aktarıldı bir de bakın. 450 milyar dolar silah satışı var. Muazzam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne zaman teslim edecek bu silahları? 2019. Ne Amerika 450 milyar dolarlık silah üretebilir bu pozisyona, ne de Suudi Arabistan bu 450 milyar dolarlık silah alıp bir yerde kullanabilir. Ne yapacak? Peki ne demek istiyorsunuz? Yani o arada başka bir parasal durum var. Yani bu yalnızca silah ilişkisinin olması imkansız. Yani ben ekonomist değilim ama bunu birçok ekonomist de dile getiriyor. Peki bugünlerde çok konuşuluyor. Bu G20'nin de önemli konularından biriydi. Muhammed Bin Salman nasıl karşılanacak? Nasıl görüşmeler olacak ve geleceği ne olacak? Bu Kaşıkçı hadisesinin de içinde bulunduğu olaylar, kısaca MSB deniyor, uluslararası basında da böyle yazılıyor adı. Veliaht Prensi, Suudi Arabistan monarşisinin gider mi? Yani görevde kalır mı, gider mi? Tahminlerinizi, gelişmeleri okuyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Bu Kaşıkçı olayı götürür mü Selman'ı acaba? Amerika Birleşik Devletleri için Selman, Ahmet, Mehmet, Kutay, Yusuf fark etmiyor. Mesele o çıkar içerisinde devam edecekleri, kendi iç kamuoylarında yatıştıracakları bir şey. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Kasım'ın 4'ünde 2. ambargoyu başlattı. 6 Kasım'da pardon, İran'a. Şimdi ben o dönemde Amerikan yazılarını okudum. Diyor ki İran'a ambargo uyguluyoruz. Niye uyguluyoruz? Terörü destekliyor diye. Suudi Arabistan da aynısını yapıyor diyor. İran'a niye ambargo uyguluyoruz diyor. İşte halkına demokratik hakları vermiyor diye. Suudi Arabistan da onu yapıyor diyor. Bir fark var ama Suudi Arabistan İsrail'e tehdit oluşturmuyor. Ve hatta en büyük müttefiki denebilir şu an. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman o zaman Amerika kamuoyunda Trump'a inanılmaz saldırılar oldu. Yani Amerika demokrasi, hani sizin söylediğiniz şey, demokrasi ülkesi, özgürlükler ülkesi ve bunu savunuyoruz. Bir tarafta İran'a yaptırım uyguluyorsun, aynı mantıktaki adamı korumaya alıyorsun. Trump'ın Selman konusundaki söylemlere bakın, o çelişkiyi göreceksiniz. Kesinlikle. Bir de Amerikalılar için şunu söylememde yarar var. Şimdi siz de çok oraları biliyorsunuz. Orta Doğu'da Arap halkları için Mısır, Suriye ve Irak 3 temel ülkedir. Yani Nasır zihniyetinin vuku bulduğu bir ülkedir. Dolayısıyla bu 3 ülke şu anda yok. Mısır zaten teslim olmuş durumda iç anlamda. Suriye'nin esamesi okumuyor. Irak'ta da bir devletçik var ama ne yaptığı belli değil. Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi dedi ki ben Arap dünyasına bir lider çıkartayım. Kim çıkartacağım? İsrail'in de Suudi Arabistan'ı. Suudi Arabistan kimdir? Kabile devletidir. Yani aile devletidir. Suudi Arabistan'dan Araplara bir lider çıkmaz. Çünkü Suudi Arabistan'ın Vahhabilik anlayışı farklı dinleri değil, farklı mezhepleri de düşman kabul eden bir anlayış. Zeytin Dağı'nı okursak eğer, çok Zeytin Dağı'nı okursak, Fahri Rıfkı'nın çok büyük bir eseridir. Evet, onu okursak ne oldukları ortada. Evet. Çünkü bizi çok karıştırılır. Yani Hüseyin'le, Şerif Hüseyin'le Suud'un aileleri hiç ilgisi yok. Hiç alakası yoktur. Evet. Peki, bunlar çöl insanları, şimdi, çöl bedevileri. Sorumu tekrar sorayım. Salman kalır mı gider mi bütün bu hadiseden ötürü? Bir tahmininizi paylaşabilir misiniz? Bence yumuşatılır, bir süre kalır. Çünkü yerine alternatif Naif'in... Geldi. Amerika'dan yani döndü, yurt dışına. Bilmiyorum ama şu anda bir... şu anda bir bekleme süresini yaşarlar. Kimden bahsettiğinizi izleyici anlamadı. Muhammed Salman'ın bir süre... İşte bu hatanın bir kısmından payı üstlenip, işte benim verdiğim emir böyle anlaşıldı ama yanlış, da hata yaptım diye bir formül bulunmaya çalıştı. Bir bedel ödetirler. Ama Suudi Arabistan bölge olarak çok zor durumda. Suudi Arabistan yine ayakta kalabilir mi? Çıkmaz ama. Tamam. Çıkmaz kesinlikle. Kesin, ona zaten şüphe yok. Suudi Arabistan yönetimi, rejimi ayakta kalabilir mi? Yani zorla uzun ayakta duruyor kalamaz. Gibi uzun bir vade için söyleyemem ama yakınca dönemde tabii ki bu paralar, bu şeyler oturuyor. Uzun vade ne kadar Coşkun sence? Yani şimdi Kuveyt'in başına gelen çok ilginç. Falcılık yapamayız ama. 1988 yılında İslam ülkeleri zirve toplantısı Kuveyt'te yapıldı. Evet. Ve garipti, ben SİPA'dan davet edildim o zaman. Kuveyt resmi bir geçit töreniyle, törenden önce, yani İslam ülkeleri açılış töreninden önce bize bir silah defilesi yaptı. Dünyanın en gelişmiş Mirajları, MiG'leri, işte F-16'ları, benzeri uçakları, her türden tank, yani 3 ayrı üretim merkezinden alınmış silahlarıyla bir defile yaptılar. 2 yıl sonra Saddam Hüseyin girdiğinde 15 dakikada o silahları kullanacak insanlar yoktu. Silah defilesi de enteresan bir kavram oldu. Yani evet, aynen öyle. Şimdi Suudi Arabistan da şu anda alacaklarıyla beraber yarım trilyon dolara yakın silah sahibi ama yani onları kime karşı kullanacaksınız? Bunları kullanacak insan yok. Bunlar, yani... Bir de şimdi 2 tane akt var Suudi Arabistan'da. Birisi dinsel kesimle, yani Vahhabilikle akt. Suud ailesinin Vahhabilikle olan aktı var. Yani anlaşması var. Ebu Vahd'dan geliyor. Evet. Bir de diğer Suud ailesinden gelip de kral olamayan yüzlerce inanılmaz sayıda prens var. Şimdi bunlarla da iş akti var. Ciddi bir karışıklığa yol açabilir bütün bu potansiyeller. Ve Suudi Arabistan'da parçalanmaya da yol açabilir. Hatırlarsınız belki biraz böyle geçmiş 79 yılında yine prens kökenli birinin başında İran'ın desteğiyle olduğu iddia edilen Mekke'nin işgaliyle başlayan bir ayaklanma oldu. Fransızların desteğiyle o ayaklanma bastırıldı. 500'e yakın. Şeyi de söylemeyeyim. Şimdi şu halk ayaklanması dedin diye şu Paris'e bir gidelim. Coşkun, sen yıllarca yaşadın, oradan bir bahsedelim. Yani bir hoşnutsuzluk oldu. İnsanlar sokaklara döküldüler. Buna benzer olaylar büyüyebilir mi? Yani çok da göçmenlerin, yabancıların da yaşadığı bir yer. Avrupa'da artar çünkü ekonomi sonuçta belirli. Buna benzer şeyler bekleniyor mu Avrupa'da? Bekliyor musun sen? Ben Avrupa'da değil, Amerika'da bekliyorum. Şu anda Orta Amerika'dan Amerika'ya, Meksika üzerinden bir göç var. Ekonomik bir göç, savaş göçü değil. Silahsız insanlar kapıya doğru gidiyorlar yani. Şu anda Trump'ın tehditlerini görüyorsan, yakında Meksika'da da sınır bölgelerinde, girişlerde buna benzer olaylarla da karşılaşacağız. Zaten duvar örmekten bahsetmişti Meksika sınırına. O parasını da Meksikalılar ödedi. Daha önceki hedef kitlesi Meksikalılardı. Şimdi Orta Amerikalılar, Guatemalılar, Nikaragualılar, Costa Rica. Çünkü Costa Rica'da ekonomi... Zengin bir ülkedir Costa Rica. Zengin, bir de refah payı fazla olduğu için bilmiyorum ama Guatemala falan korkunç durumda. Salvador korkunç durumda. Venezuela feci durumda. İşte o yüzden dünyada benzeri olaylar olacak. Hatırlarsınız geçen sene Fransa'nın Kale'deki mülteci kamplarında yangın çıkarıldı. Yani yakıldı, bilerek yakıldı. O insanlara rahatsızlık verelim de kendi ülkelerine geri dönsünler ve yeni göçler gelmesin diye. Ama mültecilik olayı biz dahil olmak üzere, inşallah entegrasyon politikalarımız çok sağlıklı gider de bir de savaş biter. Suriyeli göçmen kardeşlerimizin bir kısmı ülkelerine geri döner. Ama entegrasyonla da İnanıyor musunuz abi? Ne kadarı döner? Üçte birinin dönebileceğini düşünüyorum. Çok iyi. Üçte birinin dönebileceğine inanıyorum. Üçte biri. Evet, üçte ikisinin kalacağını. Yaklaşık ne diyelim 3,5-4 milyon Suriyeli var diyebiliriz herhalde. Yani 1,5'u dönerse 1,5'u oldu. Eğer kendi ülkelerinde tabii ki. Çok çünkü olur. Siz katılmıyor musunuz? Daha mı az? Ben daha mı fazla kalır? Daha az döneceğini düşünenler. Şeyden geliyor çünkü, ama eğer ekonomi düzelirse. Suriye'de mi? Suriye'de. Özellikle bize gelen göçmen kesiminin büyük bölümü Kuzey Suriye. Yani geçmişte köylü olup da evet, sonradan el mukabarata çalışmış. Doğru. Köşe batının dışında işte $50 karşılığında. Yani Halep'in kuzeyi, Halep civarları gibi. Sınır bölgeleri. Sınır bölgesi. Ya bu insanların refah payı artırılır. O bölgede yeni istihdam alanları oluşturulursa. Kim yapacak bu istihdam alanlarını? Batı'nın desteğiyle. Batı'nın desteğiyle. Bizim de girişimlerimizde olacak ama bedava bir şey vermeye alıştırıldı bunlar yıllarca. Baba Esad zamanında. Hiçbir şey yapma. Sadece geçeni kontrol et. Al sana $50 bir de Kalaşnikov. Ya bu insanlar böyleydi. Yani gelenlerin büyük bölümü bize o bölgeden geliyor. Yani kaliteli, eğitimli Suriyeli gelmiyor bize. İşte onların geri dönmesi de kolay kazancın olacağı, daha rahat. Ne bekliyorsun Türkiye'de? Diyelim ki bu Suriyelilerin önemli bir bölümü dönmediler. Türkiye'de ne kadar entegre oldular? Yaklaşık Suriye Savaşı başladığından bu yana 6-7 sene geçti. Uzun bir süre geçti. Şu anda 200-300 bin tane Suriyelinin Türkiye'de rahat koşullarda. Bir size söyleyeyim Hakan Bey, Esenyurt'ta bir mahalle var, gidin. Ne kadar entegre olduğunu. Birkaç enteresan. Yani Fatih'te de gördüm diğer. Hadi orası sınıra nüfus fazla şu anda. Bir şey söyleyeceğim size. Bizde çünkü deniyor, sınır bölgelerindekilerin uyumları çok rahat olurdu. Hiç ilgisi yok. Şimdi Şehremen'in de Millet Caddesi'nde başka bazı yerlerde böyle Arapça tabelalarla sanıyorum o tabelalar konusunda bir girişimde bulunuldu. Yani sadece Arapça bir tabela bildiğim kadarıyla Türkiye'de izin verilmiyor buna. Nedir yani, bir gettolaşma mı oluyor? Gettolaşma olmaması için çalışmamız lazım. Entegrasyon dediğimiz zaman öncelikle bizim girişimcilerimizin, iş adamlarımızın ayrı politikaları, maaş ve ücretlendirme politikaları yapmamaları gerekiyor. Çünkü o düşmanlık yaratan bir olay. Yani Suriyelilere daha düşük ücret anlamında. Onlar ne yazık ki çok yapılan, çok şikayet edilen konular. Bunlar geri tepen ve olumsuzlukların... Biz tabii bunları ne mülteci ne sığınmacı hiçbir kategoriye koymadık biliyorsunuz. Misafir olarak görüyoruz bunu. Evet, bir dakika, bu önemli bir şey. Bunun hukuku nedir uluslararası? Şimdi Türkiye neden böyle bir şey yapıyor? Konumu tamamen o ülke tarafından korunması gereken kişiler. Evet. Biz bunlara geçici misafir dedik ki evet, hani geriye dönme noktası. Yani devlet söyleminde de var bu. Bizim Suriyeli misafirlerimiz diyoruz. Böyle bir şey kullanıyoruz ki yeni bir durum olduğu zaman belki Türkiye'yi daha çok bağlamasın diye herhalde yapılan bir şey. Şöyle bir şey var. Türkiye'de Hakan Bey, bu tanımlar biraz yanlış kullanılıyor. Yani göçmen, mülteci, sığınmacı. Hani bu tanımları esasında doğru kullanmak lazım. Doğru kavram ne olmalı size göre? Suriye'den gelenler kimlerdir? Nedir onlar? Şimdi yani normalde, kavramsal anlamda söylüyorum. Bu yani insanlar nedir? Bizim kabul etmediğimiz nokta, biz mülteci ya da sığınmacı olarak kabul etmiyoruz. Şimdi mülteci ve sığınmacı olarak kabul edince o entegrasyon işi orada devreye sokulması gerekiyor ve bunların geri dönmesi de bir o kadar zorlaşıyor o zaman. Peki ama misafir demek Türkiye'nin daha lehine bir durum değil midir böyle bakılacak olursa? Lehine bir durum. Lehine bir durum. Ama işte dönmezse bu sefer nasıl bir hareket yapacaksınız? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Peki, biliyorsunuz nizami göç diye bir şey ortaya çıkardı bu Avrupalılar. Evet. Yani işe yarar adamı, adam doktorsa, mühendisse falan alayım ben, gerisi sende kalsın. Öyle yaptılar zaten. Yani Almanya 1 milyona yakın insan aldı. Bunların çoğu kalifiye, meslek sahibi insanlar. Peki Türkiye dönüşe zorlayabilir mi? Yani bunu tabii insani bir çerçevede, teşvik yönünde zorlamaktan bahsediyorum. Yani insanları sınıra itmek değil de nasıl yöntemler denenebilir? Ya şimdi Batı bunun yolunu çok basit şekilde rahatsız ederek, yani sizi burada huzursuz ederek yaptı. İtalya'nın yaptığı, Fransa'nın yaptığı, eski Balkan ülkeleri, Macaristan'ın yaptığı o. Bize bu yakışmaz. Çünkü biz bunları aldığımız zaman çok farklı bir... Biz tarih boyunca göç ülkesi olmuş, hiç bunu yapmamıştık. Biz böyle bir şey yapmadığımız gibi, tam tersine çok... cazibe alanlarını oraya kaydırabilirsek eğer, bu da tabii ki salt bizim değil. Yani Türkiye oraya yatırımı teşvik ederse, Suriye'nin kuzeyine. O bölgedeki insanların orada da rahat yaşayacaklarına yönelik. Cerablus'ta bu yapıldı mesela. Siz dünyanın birçok yerini gördünüz. Şimdi İnsanoğlunun kendi bir egosu var. Yani bu ego rahat yaşamak üzerine oluşturulmuş. Yani siz Türkiye'yi bırakıp da gider misiniz? İşte onu soracağım. Gidersiniz tabii ama şartlar oluşması lazım. Rahatsızlıktan öte burada yaşamanın getirdiği bir takım sorumluluklar olduğunu hissetmek lazım. Yani bu vatandaş olması değil. Buraya da eğer oturma izni alıyorsan vergini vermen gerekir. İşte yapman gereken o yaşam alanlarına saygıdan başlayıp vatandaşlık sorumluluklarını... Çok güzel söylediniz. Şimdi Suriye'den geleni daha düşük işçilikle çalıştırdığınız zaman bir de o zaten etnik ve kültürel ayrıma da mahallesinde karşılaşıyor. Bütün bu olunca bu sefer kitlelerde bir düşmanlık başlıyor. Lübnan'da... Ben size bunun şöyle bir örneğini vereyim. Pakistan'a çok sıklıkla gidiyorum. Örneğin Pakistan'da ulusal güvenlik sorunlarından birisi Afganistan Savaşı'nda, Sovyet işgalinde göç eden Peştunlar. Evet. Çok ciddi bir sayıdalar. Şeyden fazla şu anda. Afganistan'daki sayıdan fazla. Peştunların geri dönüşü yok. Yani Peşaver'den başlıyor bütün o. Yani o kabileler bölgesi, ben oraları da gördüğüm için söyleyeyim size. Merkez. Türkiye'de o kadar sarp ki giriş çıkış yapamıyor. Okul çağındaki Suriyeli çocukların sayısı 1 milyona yakın. Evet. İşte onların birincisi STK'larını güçlendirmek lazım. Yani Türkçe öğrenme meselesi, okula gitme, öğretmen bulma. Yani bu konularda tabii ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'la bir yayın yaptım. Türkiye'nin elinden geleni yaptığını söyledi. Hakikaten öyle. Ama çok zor bir şey yani 1 milyon okul çağındaki çocuğa bir şey yaratmak. Şimdi bunlara Türkçe öğretip de eğer Suriye'ye dönmelerini sağlayabilirseniz bu da ayrı bir size avantaj olarak geri döner. Tabii ki. Hani coğrafyada Türkçenin hakim olduğu bir yapıyı da oluşturabilirsiniz. Eğitim tabii burada çok kritik bir önem taşıyor. Yapmak kolay değil. Ama bu kadar para harcadıktan sonra 30-35 milyar dolar olduğu söyleniyor. Para. Bundan sonrasında maliyet hesapları yapılırsa altından kalkacak bir şey değil bu. Peki PKK-PYD varlığı açısından Suriye topraklarında Türkiye 2 tane başarılı operasyon yaptı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı. Bu Doğu Akdeniz'e doğru yürümesi PKK uzantılarının gerçekten kesintiye uğratıldı mı Coşkun? Rusya var oldukça bölgede Rusya'nın belirleyeceği politikalara bağlı. Yoksa bizim tek başımıza yine... Rusya mı belirleyici olacaktı diye düşünüyorsun? Şöyle biraz farklı düşünüyorum açıkçası. Şimdi Rusya Amerika'dan farklı olarak şunu söylüyor. Çinliler de aynı şeyler. Şimdi bu IŞİD içerisinde öyle gruplar oluştu ki bu gruplar işte Kafkasya'dan, işte Çin'den, Orta Asya'dan gelen gruplar da var. Ve bunların bir kısmı Çin vatandaşı, bir kısmı Rus vatandaşı ve bunlar aynı zamanda orada savaşmayı öğrendiler. Aynen. Ve tekrardan bunlar kendi ülkeme gelirse diyor başıma bela olacak, ben en iyisi bunları burada yok edeyim mantığı var. Şimdi Amerika'dan farklı bakışı bu. Ruslar ve Çinlilerin. Amerikalıların ki tamamen bu stratejik kazanımlarını, Orta Doğu kazanımlarını yok etmek için. Ama her ikisinden de farklı olarak Türkiye'nin bir beka sorunu vardır. Bu beka sorunu olduğu müddetçe ister orada Rusya olsun, ister Amerika olsun, eninde sonunda bıçak kemiğe dayandığı zaman Türkiye yine bir harekat yapabilme kabiliyetine sahiptir, yeteneğine sahiptir. O güce, o kamuoyuna da sahiptir. Bu kararlılığı koydu. Ama tabii bu işin ekonomik noktası vardır, insani noktası vardır. Tüm bunları göze al... Ama mevzu bahis bekaysa zaten bunları göze almak zorundasın. Şimdi Coşkun biraz da eğlenceli şeyler sorayım sana. Sen medyanın farklı alanlarında uzun yıllardır çalıştın, çalışmaya devam ediyorsun. Foto muhabirliği yaptın, yazı yazdın, televizyon yönettin vesaire vesaire. Şimdi YouTube'da sosyal mecraları da etkin bir şekilde kullanıyorsun. Sosyal medyanın geleceğini hangi mecralarda daha çok görüyorsun? Valla YouTube'da çok geç başladım öncelikle ama benim aşağı yukarı 20 küsur yıllık bir televizyon belgesel sürecim içinde gerek haberci programı gerek benzeri programlarda uzak kaldığım bir genç kitle var, bir izleyici kesimi. Ben dünyayı dolaşıyordum, farklı kültürler arasında yolculuk yapıyordum, farklı alanlara gidiyordum ama yeni kuşakların bundan hiç haberi yok. YouTube'da onların da izleyeceği biraz heyecanlı bir üslupla, yani Posta Gazetesi'ni düşün, seyreltilmiş bilgiyi bir şekilde kutularla haber... Çok başarılı bir gazete. Benim de Ankara temsilcisi olduğum ve yazarı olduğum bir gazete. Türkiye'nin hem en yüksek tirajlı hem hem de en yüksek erişimli gazetelerinden bir tanesi. O üslupta bir belgesel programı düşündüm. İşte Hürriyet'in Türkiye'de, diğer başka gazetelerin de. Ama yani genç kitlenin bir defa zaman darlığından ötürü. Çünkü YouTube'a bakacağız süre çok... Çok güzel ya. Ben bunu eğitimle pekiştireceğim. Size anlatmıyorum. O bilginin seyreltilmiş olması çok önemli. Çünkü insanlardaki zamanı yok. Ne kadarlık bir zaman? Optimum yani YouTube videolarında kaç dakika? 20 dakika arasında değiştiriyorum konudan konuya. Örneğin en son 20 dakika uzun sonra. Ama uzun değil mi Coşkun? Uzun değil mi 20 dakika? 20 dakikalık bölümler oluyor çünkü. Oluyor mu? Bir Lübnan Savaşı'nı anlatacaksam eğer bu biraz zaman alıyor. Veya yakında işte bir Doğu Türkistan meselesini ele alacağım. O bir 20 dakika alır. Biraz daha belgesel gibi galiba onlar ama değil mi? Anlatımın biraz daha detaylayarak veriyoruz. Bilgiyi biraz daha seyreltiliyoruz. Çünkü yeni kitlelerin bizim dönemde olduğu gibi işte kütüphanelere gidip araştırmak, yerinde dinlemek, gözlem yapma imkanı yok. Ama YouTube çok ciddi mecra. Ben geri dönüşlere baktım aşağı yukarı 1,5 ay içinde bir 65 bin civarında bir abonemiz oldu. Sosyal medya haberciliği diye bir yeni bir alan oluştu. Aynen. Ve geleneksel medyanın bazen erişmekte zorlandığı yerlere de daha ince ve küçük yapılar olması sebebiyle belki girebiliyorlar. Bu geleneksel medya ile bakıldığı zaman nereye doğru gidiyor gibi görüyorsun? Artık her bir defa büyük binalar, plazalar, büyük ekipler yok. Adeta herkesin bir İsviçre çakısı gibi kendi imkanlarını zorlayıp sürekli kendini update edip yenileyip yeni bilgilerle, yapacağı dolgularla sunulacak bir habercilik veya belgeselcilik. Bence gelecek daha parlak olacak. Çünkü maliyetler çok düşüyor böylelikle. Ama content yani içerik çok çok önemli. İşte ama bunun tehlikeleri de var değil mi? Geleneksel manipülasyona çok açık bir... Şimdi onu söyleyeceğim. Yani. Şimdi sosyal medya iyi güzel ama bir taraftan verilen haberler doğru mu? Paylaşılan fotoğraflar gerçek mi? Bir sürü sahte bilgi, sahte hesap ve büyük bir bilgi kirliliği var. O nedenle hala geleneksel medya, gazetelerimiz, televizyon kanalları, radyo kanalları belli bir öneme ve saygınlığa sahip. Her türlü güçlük ve eleştirilere rağmen çünkü içerik üretimi de Coşkun önemli oranda buralarda yapılıyor. Hesap yani büyük televizyonlarda. Yani ben bir yanlış yapıyorsam, bir hatalı bir şey yapıyorsam bunun hem sonuçlarına katlanıyorum hem izah ediyorum. Yani bakın şöyle oldu, böyle oldu diyor. Sosyal medyada bu çok denetlenen bir şey de değil, alan da değil gördüğüm kadarıyla. Mesela YouTube'da geçtiğimiz haftalarda bir elle ameliyatlar hokkabazlığına dair bir bölüm hazırladım. Kameraman arkadaşım geçmişte bir trafik kazası sonucu derisinin, baş derisinin altında kalan camları götürdüm. Doktora teslim ettim. Hadi arkadaşımızı elle tedavi edin diye. Adamın sahtekarlığını, aleyhini gördük. Ama YouTube birdenbire 18 yaş uyarısı istedi. Öyle mi? Ve geri çekti şeyi. Orada da belli bir denetim var. Denetim var. İşte o denetimler olmadığı takdirde hakikaten demin dediğiniz gibi Allah korusun diyorum. Ama o denetimi şu anda YouTube sistemi yapıyor. Zaten demin dediğiniz gibi bedelini ödeyeceğimi bilirsem çekincelerimden ötürü büyük sıkıntı. Şöyle büyük sıkıntı, biz bunu öğrencilerimizde görüyoruz. Onu soracağım yani, size öğrencilerinizdeki eğilimi merak ediyorum. Daha çok nerelere yöneliyorlar? Benim tabii 2 tane de oğlum var. Hani onlarla da biri 21 yaşında, biri 11 yaşında. Maşallah. Şimdi bir şekilde empati de kurabiliyorum hani bu noktada. Şimdi bilimsel açıdan 45 dakikalık bir dersi öğrencinin maksimum alabileceği sınır 17 ile 20 dakika arası. Dikkati de alıyor insanların. O bizim gençliğimiz için geçerli olan bir şeymiş. Şimdiki öğrenci için bu süre daha kısıtlı. O yüzden öğrenci şunu istiyor. Ya ben bunun şurasını öğreneceksem orasını alayım. Peki üniversitelerde mesela siz ders saatlerinizi buna göre düzenliyor musunuz? Artık bu kadar kimse uzun dinleyemiyor diye. Belki 15'er dakikalık dersler, böyle şeyler var mı? Online derslere öğrencinin her dakika otobüste, takside, evine gittiği zaman gece yatarken dinleyebileceği, seyredebileceği bir yapıya doğru ya da örneğin öyle bir şey ki işte herkesin saatinin ayarlanabileceği, öğrenciyle direkt hocanın interaktif ders yapabileceği düzene doğru giderek üniversiteler geçiyor. Yani böyle kalabalık öğrenci topluluklarının bir binaya girdiği, binadan çıktığı dönemin yavaş yavaş sonuna mı geliyoruz? Olmak zorunda olan şey bu. Artık her yerde mi acaba? Bir de onu düşmek lazım. Ya şöyle yani... bu Türkiye'de ne kadar yapılıyor diye sorarsanız daha hala çok başındayız. Ama eğitim 4.0 mantığının getirisi bu. Yani uzaktan eğitim, öğretim. Daha fazla uygulama. Teorikten ziyade daha fazla uygulamaya yönelik bir nokta. Şöyle bir şey var. Şimdi Finlandiya'ya gitmiştim ben. Evet. Yani dünyanın hep ilk üçündeki eğitim sisteminden bahsediyoruz. Orada ilkokul öğrencilerine açığı nasıl anlattıklarını gösteren bir şey yarattılar. Bir senaryo yarattılar. Şimdi caddede yürürken dik açıyı anlattı. Yani işte bu elektrik direği, burası kaldırım, bu öğrenci bir daha unutabilir mi onu? Yok, unutmaz. Ama öyle biz ne yapıyoruz öğrenci? Evet. İşte ezberle. Biz yani öyle yapınca da matematik korkulan bir branş dalına. Şimdi bakıyorsunuz, matematikte başarılı olamıyoruz. Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversitede 4 saat eğitim var sabahtan, teorik. Onun dışında eğitim yok. Ama küçücük Turku'da, 200 binlik Turku'da 17 tane kütüphane var. Finlandiya'nın Turku şehri. Dehşet bir şey yani. Gerçekten öyle. Bizim çok ciddi yol kat etmemiz lazım. Çünkü dünyada yani medya çok dinamik, teknoloji çok dinamik. Bir yerden yakalamak lazım. Herkes yaşam kalitesini arttırmak istiyor, gelirini arttırmak istiyor. Eğitim çok anahtar şeylerden biri. Bir kısa ara, ardından tekrar buradayız. Evet, bu bölümde Coşkun Aral ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizimle beraber. Bu kadar çok seyahat ediyorsun Coşkun. Bir izlenimini, bütün bu konuları da pekiştirecek bir örnek varsa lütfen bahset bize. Evet, en son eğitimden bahsettik. İlginç, geçen sene kahve tarlalarının olduğu Meksika'daydım. Gariptir, orada genç Fransa'dan gelmiş ziraat öğrencileriyle karşılaştım. Son 2 yıllarını, eğitimlerini o tarlalarda sahada geçiriyorlar. Çiftçilerle geçiriyorlar. Hem ellerindeki bilgi aktarımını üniversiteye yansıtıyorlar. Hem de çıktıktan sonra bir şirketin gerçek anlamda ne olduğunu görüyorlar. Oluyor. Biraz daha Türkiye eğer iyi bir tarım ve hayvancılık ülkesi olacaksa sanırım bu arazilerimizi öğrencileri açacak birer laboratuvara dönüştürmemiz lazım. Çok iyi fikir, çok doğru bir gözlem. Siz de az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Açıyı nasıl öğreniyorlar diye. O zaman hani daha tematik üniversiteler, liseler, daha tematik, tek bir konuda uzmanlaşan ve en önemlisi çağdaş eğitim. Yani çağdaş eğitimi koymadığınız müddetçe geleceğiniz karanlık kalmaya devam eder. Doğru. Özgür düşünce ve tartışma ortamını sorgulayan. Bütün mecralarda, bizim çalıştığımız alanlarda, üniversitelerde, sokakta, kurumlarda, kuruluşlarda, sendikalarda, siyasi partilerde bunları gerçekten mümkün hale getirmek lazım. Daha da mümkün hale getirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hem sevgili Coşkun Aral son dönemde YouTube'da daha aktif olmaya başladı, hem de Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. İzleyicilerimize de sosyal medya, Instagram, Twitter mesajları için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.